Bir kılıç taliminde bu kadar öfkeli görmemiştim seni. Düşmanla vurur gibi vurursun. İçimizdeki düşmanadır öfkem. Nereden çıktı bu şüphe? Bize söylemediğin bir şeyler mi vardır? Her devletin içinde hainler olur Nusret'ten. Lakin ilk defa bu kadar yakında hissederim. Ne kadar yakında? Yakındır. Dilerim ki o vakte kadar içimizdeki düşmana karşı gücümüz pek olur. Sultanım. Melik Selahaddin esirlerin tutulduğu yerin yakınlarında Emir Eyyub'un oğlu Turan Şah yakalanmış. Turan Şah. Ne işi varmış onun orada? Aldığımız malumata göre yüzü kapalıymış sultanım. Kendini gizlermiş. Melik Selahaddin tutuklayıp sorguya çekmiş. Kendini gizleyerek esirlerin bulunduğu yere gittiyse onları kaçıracaktı belli ki. Gabriel'le işbirliği yapan kişi Turan Şah demek ki. Turan Şah, kardeşini şehit eden adamla neden işbirliği yapsın? Bu Turan Şah az kalan kaybında zaaf gösteren kişi değil miydi? Demek ki orada da işbirliği yaparmış. Bir de en güvendiğimiz aileden de meğer bizi sırtımızdan vururmuş. Yakınınızda olduğundan şüphelendiğiniz düşman aşikar oldu sultanım. Melik Selahaddin'in emri var. Saraya giremezsiniz. Saray da benim, taht da. Hepsini kılıçtan geçirin.
Yakalayın şunları! Gayrı devlet de, saray da benim hükmümdedir. Kim karşı koymaya kalkarsa gayrı bedelini kılıcımla ödeyeceğim. Sana haddin de dahil. Atın bunları zindana. Kardeşine nasıl hain dersin? Nasıl itham edersin beni? Devleti ikiye bölüp eşkıya gibi sarayı basmışsın. Zorbalıkla tahtı gasp etmeye kalkmışsın. Bunun adı kardeşlik değil, düpedüz hainliktir. Ben devlete sahip çıkmaya çalıştım. Selahattin çekti gitti. Sen ölüm döşeğindeydin. Sahipsiz mi bırakacaktım devleti? Sahip çıkanı vardı. Selahaddin'in aldığı tedbirler yeterliydi. Lakin sen harisliğini dizginleyemedin. Üstüne üstlük benim oğlumu zindana atmaya cüret ettin. Kargaşa çıkmaması için hanedandan birinin başta olması gerekirdi. Devlete sahip çıktım diye sustu mu oğlum şimdi? Oğlun laf dinlemez olmuştu. Başımıza daha fazla bela mı açsın isterdin? Zindandan başka çare bırakmadı bana. Senin ölüm döşeğinde olmana sebep bile onun gafletidir. Bana hala onu mu savunursun? Beni vuran içimizdeki haindi. Onun da gözleri tıpkı böyle bakırdı bana. Dindar, muhteriz. Yoksa beni bulandık sen mi senin Nusret'ten? Beni her şeyle itham edebilirsin. Ama bununla asla! Bu nasıl bir öfkedir ki kendi öz kardeşinin seni vurmasıyla itham edersin? Sebebi benim öfkem değil. Senin gafletin, ihanetin. Sırtımdan öyle bir hançerledin ki beni.
Gözümde her şeye cüret edebilecek hale geldin. Halbuki ben kaç defa ölümden kurtardım seni. Bedenim kılıç yaralarıyla doludur. Kaç tanesini senin canına siper olmak için aldım? Kaç tanesini? Bana bu söylediklerinle en derin yarayı açtın. Keşke bunları söylemek yerine beni öldürseydin. Onun da vakti gelmiştir. Nusrettin. İmat! Emredin sultanım. Bu gafili alın. Bununla beraber aynı suça iştirak eden herkesi de avluya götürün. Hepsinin hesabını keseceğim. Selahaddin'den haber var mı? Henüz yok sultan. Ordu ne vaziyette? Emrettiğiniz gibi sefer nizamına geçirdik. Gelmenizi beklerler. Sultan. Ne oldu İsmail? Nusrettin varmış mı sürgün yerine? Kötü bir hadise vuku bulmuş sultanım. Melik Nusrettin de ailesini sürgüne götüren askerlerimize saldırı olmuş. Maalesef hepsi öldürülmüş. Ya Nusrettin? Ailesiyle beraber kaçmış. Yapılan tahkikata göre bu harekat Melik Nusrettin'i kaçırmak için yapılmış sultanım. Tam da sefer için hazırlanmışken önümüze mani çıkardı. İsyandır bu. En ufak bir hatasında kellesini alacağımı söylemiştin. Madem ki boynunu bile bile kılıcıma uzattı, o vakit kökünden kesmek gerek. Hoş geldin. Hoş buldum. Hayrola? Gelen kim? Saraydan gelen oldu. Sultan Nurettin tekaüt harcını göndermiş. Ha. Gel. Hoş gelmiş. Melik Hazretleri. Maşallah. Maşallah. Yıllar evvel saray baş ebeliğinden ayrılmış olmanıza rağmen Sultan Nurettin hala harcınızı gönderir. Hikmeti nedir acep? Sultanımız vefalıdır. Yıllarca verdiğim hizmete karşılık. Yalnız doğum hizmeti mi verdiniz sarayda? Belki asıl hizmetini yıllarca susarak verdin. Susmaktan kastınız ne Melik Hazretleri? Hakikatler! Yıllar evvel Sultan Nurettin'in hatununun doğumunu sen yaptırmışsın. Bir oğlu olmuş. Doğrudur. Melik Selahaddin. Buraya hakikatleri duymaya geldim. Yalanları değil. Sultan Nurettin'in oğluna ne oldu? Söylediğim gibi Melik Selahaddin. Durun! Durun, ne yapıyorsunuz? Durun!
yalan en büyük günahtır. Şimdi bana hakikatleri söyleyeceksin, yoksa burada gözlerinin önünde kocanı lime lime ederim. Yıllar önce Sultan Nurettin'in oğlu doğumda öldü mü? Elimizden geleni yaptık Emir Hazretleri. Ama söyle! Doğru. Sultan Nurettin'in oğlu doğumda ölmüştü. Şehirde. Şimdi başını koparacağım. Buraya gelmeye cüret edersin de o gafil başını keseceğimi bilmez misin? Sırlar kılıçlardan daha keskindir ağabey. Ne sırrından bahsedersin? Yıllardır herkesten sakladığın sır. Babanın sırrıdır. Selahaddin de benim sırdaşımdır. Bundan gayrı başka sır yok. Sır tam da burada gizli ağabey. Çünkü Selahaddin senin değil. Eyyubilerin oğlu. Eyyubilerin oğlu Selahaddin'i kendine evlat nasıl yaparsın? Yalan. Bize olan garezinden şimdi de iftira atarsın.
Ordum az kalan muhasarası için bekler. Şimdi cenge gideceğim. Döndüğümde asiliklerinin de iftiralarının da cezasını keseceğim. Saltanat kendi soyundan devam etsin diye Selahaddin'i kendine oğul ettin. O cenge gidilmeyecek. Önce hakikatler yerini bulacak. Gemiler niye yok hala ortada? Ordu niye gelmemiş muhasaraya? Sultan Nureddin emir vermemiş belli ki. Biz burada bekledikçe Gregor'a fırsat doğacak. Tez gidip ne olduğunu öğrenelim, haydi. Senin gibi hırsının kölesi olmuş, gafiller düşer saltanat derdine. O zaman neden Selahaddin'i kendine oğul ettin? Onda ne buldun ki kendine evlat kıldın? Bir oğlum olsun da davamı o sürdürsün istedim hep. Kudüs'ü kurtarmak bana nasip olmazsa ona olsun dedim. Olmadı. Derdi Allah davası olanın. Yardımcısı da Allah'tır. Gayeniz gerçekleşmeyecek olsa ne bu hayal size nasip olurdu ne de bize bu minbere başlamak. Bu dava soy ile değil yol ile kayıptır sultanım. Soyunuzdan matem geldi ama kim bilir, belki Muştu yoldan gelir. Selahaddin benim oğlumdur. Yolumun, davamın emanetçisidir. Eyyubilerin çocuğunun öldüğü gün senin çocuğun doğacak. Ne tesadüf ki Eyyubiler aynı gün Zengi topraklarına yerleşecek. Eyyub vali Şirkuh ordu komutanı olacak. Fatma Hatun yıllarca Selahaddin'e süt analığı yapacak ve bu saklanacak. Hepsinin birbirine düğümlendiği şey bu sırdır. Bu sır aşikar oldu. Ebe Hatun'la görüştüm. Eyüp ve Fatma'nın oğlunun doğduğu gün senin çocuğun ölmüş. Kendince iş sürmüşsün ama yarım malumatla iftira atarsın. Hekimler daha sonra benim oğlumu hayata döndürdü. Söyle. Doğrudur. Sultan Nurettin'in oğlu doğumda ölmüştü. Ama sonra hekimlere götürüp onların çocuğu tekrar hayata döndürdüğünü söyledi. Sıkı tertibat kurmuşsun. Ama ben de tahkikatımı iyi yaptım. Hekimbaşı! Sarayın eski hekimbaşısı, Sultan Nurettin'in yıllar önce ölü doğan oğlunu hayata döndürdün mü? Shh.
Zengi ordusu ortalarda yok. Kuşatma için harekete geçmemişler. Aslan yaralıyken kıstırıp öldüreceklerdi. Artık çok geç. Beni öldürmeyen yara güçlendirir. Şimdi saldırı sırası bizde. Selahattin aslanın yuvasına girmenin bedelini ödeyecek. Onları yakalayıp hepsini pençelerimize geçireceğiz. Yürüyün! Gel! Sultan Nurettin'e yıllarca hizmet ettim. Ama hekimlik yeminime ihanet edemem. Sultan Nurettin'in ölü doğan evladını hayata döndürmedim. Başka bir hekim yaptıysa da bilemem. Saraydaki hekim kayıtlarında da bir malumat yoktur. Bu ithamların varacağın yarı iftiradan başka bir şey değil. Sus artık, sus. Ben hakikatin peşindeyim. Her şey Fatma Hatun'un Selahattin'i süt anneliği yapmasını söylemesiyle başladı. Sır aşikar oldu. Sen de artık itiraf et. Selahattin senin oğlun değildir. Ya sus artık. Hekim başına bu malumatı versen sırra ortak olacağını düşünürdün değil mi? Şimdi de bu hakikati duydu diye korkarsın. Benim huzurumda masum bir insanın canına nasıl kıyarsın? Ordu nerede Şirku? Sultan neden muhasarayı başlatmadı? Melik Nusrettin saraya geldi. Saraya mı geldi? Buna nasıl cüret eder? Bilmeyiz. Lakin sultanımızla baş başa görüşürler. Bu sebepten sultan ordunun başında gelemedi. Ben de size haber etmeye geldim. Bu işin altında başka bir iş var. Saraya gidip ne olduğunu öğreneceğim hemen. İbrahim sen benimle gel. Siz de Halil'i obaya sağ salim götürün. Gregor oba yolunda pusu atmış olabilir. Dikkatli olun. Orman yolundan gidin. Ne olursa olsun yolunuzdan sapmayın. Emredersiniz. Her yere bakın. Hiçbir iz yok. Nereye gitmiş olabilir ki bunlar? Mahsun'un oğlunu obaya teslim edeceklerdir. Onlar obaya varmadan işlerini bitireceğiz. Hadi çabuk olun. Gidiyoruz. Hadi. Sır nasıl saklanır gör işte. Yaptıklarımla ölümü çoktan hak ettim. Seni burada geberteceğim. Sır diye uydurduğun o iftirada seninle birlikte yok olacak. Hem kendi kanından olmayan birini melek yaparsın, hem de bunu aşikar ettim diye mi öldüreceksin beni? Senin adaletinde hakikati söyleyeni öldürmek varsa öldür ulan gel. Gel! Ben bu sırrı açıklarsam
Devlet de, hanedan da karışır. Selahattin dışlanır. Devlete sırtını dayayamaz. O vakit onu 3 güne kalmaz, yok ederler. Benim derdim devleti tehlikeye atmak değil. Öyle olsaydı şimdiye kadar bu sırrı çoktan aşikar ederdim. Şimdi bu sırrı saklamam için şartlarım vardır. Bana, aileme ve Reyhaniye iade-i itibar yapılacak. Saraya geri döneceğiz. Ve Askalan'a yapılacak olan cenk yapılmayacak. Düşman mısın ki cenkten vazgeçmemizi istersin? Ben asıl devleti düşündüğüm için böyle söylerim. Başından beri karşıydım. Ama sen evlatlığın Selahattin'e uyduğun için... Bak iş ne raddeye geldi. Artık kanımızdan olmayan birinin devleti tehlikeye sokmasına izin veremem. Ya şartlarımı kabul edersin ya da ben bu sırrı aşikar ederim. O zaman da senin, devletin ve bilhassa Selahattin'in ne duruma düşeceğine sen karar verirsin. Melik Nusret'in ne işi var burada? Bu kimdir? Melik Nusret'in emriyle Melik Selahattin'i arardık sultanım. Benden başkası Selahattin'i aramayacak diye emretmedim mi ben size? Siz ne cüretle benden başkasından emir alırsınız? Sizin haddiniz midir benim oğlumu hal gibi kovalamak? Nereye gittin Nusret'ten? Oba civarına doğru gitmişlerdi sultan. Melik Selahattin'in izini o tarafta bulmuş demek ki. Bu gafillere 40'ar sopa atın, ondan sonra da azledin. Biz de obaya gidelim. O Nusret'ten Selahattin'e bir fenalık yapmadan yetişelim. Çabuk! Atlara! Kaçacak yerin kalmadı katil. Çekil yolundan. Asıl katilin peşinden giderim. Reyhani'yi gönderdim. Ya şimdi teslim olursun yoksa canını alırım. Nasıl bırakırsın elinden? Gerçek katil odur. Beylerin de, İzzettin'in ölümünde de onun parmağı vardır. Yalan söylersin. Oğlumun ölüsünün başında seni gördüm gözlerimle. Gözümün önünde onu sen tehdit ettin. Suçunu yıkacak başka birini bulamadın mı? Başından beri şüphe ederim. Bugün obada aşağı olduğunu ispat ettim. Hatta buna börüler de şahittir. Madem öyle teslim ol. Reyhani'yi saraya götürelim, konuşturalım. Bakalım kim hain kim değilmiş. Haini aşikar olan bir adam saraya döner mi? Sizi kandırdı çekip gitti. Çekilmezseniz elimden kaçacak. Katil olduğun işte buradan belli. Türlü yalanlarla paçanı kurtarmaya çalışırsın. İsterseniz arkamdan idam fermanı çıkarın. Reyhani'yi yakalamadan dönmeyeceğim. Çekilin ölümden yoksa ezip geçerim. Sakın bir yere kıpırdayım deme. Ben bu yola ölümü göze alarak çıktım. Senin tehdidin beni yıldıramaz. Ha!
sonunda bana kardeş kanını da döktürdü Nusrettin. Hem de kendi kanımızdan olmayan birisi yüzünden. Sen mecbur ettin. Her şeyde Reyhani'nin parmağı varmış. Ama sen Selahaddin'i dinlemeden onu vurmaya kalktın. Ben sadece gözlerime inanırım. İzzettin'in ölüsünün başında Selahaddin vardı. Azletmeyeyim diye kefil olduğun adam haşhaşi çıkmış. Sen hala körlük edersin. Reyhani'yi yakalayınca bütün hakikatler ortaya dökülecek. Ve senin de başın yanacak. Benim başım hiçbir şekilde yanmayacak. Benim hatunum öldü. Benim oğlum öldü. Haşhaşilerin yaptığı hiçbir şeyden haberdar değilim. Eğer Reyhani haşhaşi olsa bile oğlumun ölümüyle hiçbir alakası yoktur. Reyhani'yi yakalayıp getirdiğimizde her şeyi göreceğiz. Çünkü ona her şeyi itiraf ettireceğim. İnşallah Nusret'ten beylerin ölümünde bir parmağın yoktur. Bütün niyetim buydu zaten. Olan her şeyi bana bağlamak. Sonra da beni ortadan kaldırmak. Sırf Selahaddin'in senin oğlun olmadığını bilirim diye. Tahtın sarsılmasın diye. Sana merhamet gösterip affettim. Keşke o gün geberseydim seni. Öldürsen sırrı bilemezdim zaten. Değil mi? Ama artık çok geç. Selahaddin'i koruyamayacaksın. Eğer suçluluğuna rağmen onu hala aklarsan bu sırrımı herkese açacağım. Reyhani'yi yakaladığımda seni bu sır bile kurtaramayacak. Bu hainin üzerindedir. Şimdi dilinin mührü çözülecek sultan. İzzettin'in de, toydaki beylerin ölümü de aşikar olacak. Yazıklar olsun sana verdiğim emeklere. Senin gibi hainin cezası leşini ibreti alem etmektir. Ama sorduklarıma doğru cevap verirsen cezanı daha hafifletir. Kelleni alma. Şimdi söyle bana. Yaptıklarından Nusreddin'in haberi var mıydı? O da bu işlerin içinde miydi?
Değildi. Seni takip ederken İzzettin'in ölüsüyle karşılaştın. Onu öldürüp suçu üstüme yıktınız. Kelleni kurtarma imkanın varken itiraf et. Kendini feda et. Selahaddin'i kurtar. Sır ondadır. İzzettin'i biz değil. Ben öldürdüm. Selahaddin benden şüphelenince ona böyle bir oyun kurdum. Bundan Doğan Efendisi'nin dahi haberi yoktu. Alçak! 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 Ama Sultan Nurettin bize bunu mecbur etti. Toydaki beyleri öldürmemiz için bizimle gizli bir anlaşma yaptı. Kelleni kurtarmak varken hala fitne ekersin. Doğruyu konuş. Dağın Efendisi'nin yolunda ölüm bizim için kurtuluştur. Hem bu kadar itiraf ettiğim doğrudan sonra niye iftira atayım? Doğrularla canını kurtarmayı seçmedin. Ben de yalanlarla daha fazla zehir saçmana müsaade etmeyeceğim. Kaldırın şunun leşini! Herkes beni dinlesin. Zira herkesin, bilhassa da Melik Selahaddin'in bilmesi gereken bir sırrı açıklayacağım. Nedir bu sır sultanım? Neden bilhassa benim bilmem gerekir? Çünkü Selahaddin bu sırrın kendisi sensin. Düşmanlarımız bu sırrı bize karşı kullanacaklardı. Ben de bu sırrı açmak için doğru vakti bekledim. Vakit bugündür. Selahaddin, benim değil, Necmettin Eyyub'un oğludur.